Bir soru, bir cevap. Cemaatle namaz kılmanın hükmü nedir? İslam dini birlik ve beraberliğe büyük önem vermiştir. Günde 5 vakit namazın bir arada eda edilmesi, haftada bir cuma namazının ve senede 2 kez olan bayram namazlarının topluca kılınması, müminlerin birbirlerinden haberdar olmalarına, görüşüp kaynaşmalarına, birbirleriyle yardımlaşmalarına vesile olmak gibi bir işlev üstlenmektedir. Bu bakımdan cemaatle namaz istenen birlik ruhunu sağlamlaştırıcı ve devam ettirici bir rol üstlenmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem farz kılınışından itibaren hayatının son zamanlarına kadar 5 vakit namazı sürekli kendisi cemaate imam olarak kıldırmış, Müslümanları da namazları cemaatle kılmaya teşvik etmiştir. Cemaatin önemini gösteren çok sayıda hadis bulunmaktadır. Bunlardan birinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 3 kişi bir köyde veya kırda bulunur ve namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan onlara hakim olur. Öyleyse cemaatten ayrılma. Çünkü kurt ancak sürüden ayrılan koyunu yer buyurmaktadır. Bir diğer hadiste ise canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki ateş yakılması için odun toplanmasını emretmeyi, sonra da namaz için ezan okunmasını, daha sonra da bir kimseye emredip imam olmasını, sonra da cemaatle namaza gelmeyenlere gidip evlerini yakmayı düşündüm diyerek cemaati terk edenlere ciddi bir uyarıda bulunmuştur. Ayrıca özendirmek için cemaatle kılınan namazın sevabının tek başına kılınandan 27 derece daha fazla olduğunu belirtmiştir. Cemaatle namaz kılmanın önemini belirten bu ve benzeri hadislerden ve ilgili ayetlerden hareketle Hanbeliler namazın cemaatle kılınmasının erkekler için farz-ı ayın, Şafiiler ise farz-ı kifaye olduğunu söylemişlerdir. Hanefi ve Malikilere göre ise cuma namazı dışındaki farz namazları cemaatle kılmak gücü yeten erkekler için müekket sünnettir. Bu itibarla cemaate gitmeye engel bir durum olmadıkça namazlar cemaatle kılınmaya çalışılmalıdır. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem camiye giderken atılan her adımdan dolayı kişinin bir derece yükseltilip bir günahının silineceğini haber vermiştir.